Değerli voleybol severler, Voleybol Magazin TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Elif Sever'le birlikte sunulmuş olduğumuz Blockout programı bugün de çok değerli bir konuğu ağırlıyor. Türkiye Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi, plaj voleybol sorumlusu ve eski milli voleybolcu Altınyurt ekolünden gelen Sayın Mehmet Çakmak. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Çok sağ olun. Kendisi bizi evinde konuk etti. Çok güzel misafirperverliklerle. Evet, plaj voleybolu sorumlusu olduğunuz için sorularımız daha çok ağırlıklı olarak plaj voleybolunla ilgili olacak. Evet. Öncelikle plaj voleybolunun şu anki durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi ben işe nereden başladığımdan başlayayım. Biz 3 hafta önce yönetim kurulu toplantısı yaptık. Orada başkanımız Özkan Mutlugil ve yönetim kurulu plaj voleybolunun artık çok büyüdüğünü, Türkiye'de hedeflerin de büyük olduğunu söyleyerek yani bu işe hem zamanını, hem bilgisini, hem tecrübesini vakfedecek bir insanın başına sorumlu olarak getirilmesi gerektiğini söylediler. Oradan bahsettik. O istişareler yaptık aramızda filan. Sonunda bana teklif edildi bu görev. Sen bu işi başarabilirsin, biz inanıyoruz, güveniyoruz, desteği de tam olarak vereceğiz dediler. Ben de kabul ettim. Tabii bu kabul etmemin sebeplerinden biri de plaj voleybolunun geleceğine inandığım için. 96 Atlanta Olimpiyatlarında başladı plaj voleybolu olimpik spor olarak. Yaklaşık 25 yıldır Türkiye'de de devam ediyor. Türkiye'de bugüne kadar gelmesinde federasyondan önce bu organizasyonları yapan özel kuruluşlar, organizasyon şirketleri, hatta kişisel uğraşlar ve bunlar plaj voleybolunu Türkiye'de bir yere getirdiler. Son 7-8 senedir de federasyonun da desteğiyle, bizim geçmiş federasyonun evet. Ve şu anki federasyonun içinde bulunduğum iki federasyonun da plaj voleybolunda büyük destekleri olmaya başladı. Bu da gelişmeyi arttırdı. Tabii bugüne kadar plaj voleybolunda bu yapılanlar, koyulan her tuğla için emeği geçenlere ben buradan teşekkür etmek istiyorum. Evvela önemli olan o. Çünkü bu bir devlet katkısıyla olmadı. Plaj voleybolu bugün Türkiye'de bireysel katkılarla, corporate katkılarla yani arkadaş birleşmeleriyle, bütünleşmeleriyle olmuş bir oluşum olarak ortaya çıktı. Şimdi biz kurumsal olarak da bu işin içine girdik ve federasyon yaklaşık 6 yıldır plaj voleybolu ligini başlattı. Ve dünyada bir ilktir plaj voleybolu ligi. Biz bu ligi devam ettiriyoruz. Bu sene daha da iyi oldu ligimiz. Evet. Tabii plaj voleybolunda sorunlar çok. Sorunlar çok. En önemli sorun oyuncu sayısının azlığı. Bunun tesis engeller neler onları da? Var tabii engeller var ama şöyle engelleri ortaya koyarsanız evet. Çözümü bulmak çok zorlaşır. Biz engellerden bahsetmeyeceğiz. Biz çözüme odaklanacağız. Ben geldiğimde ilk demecimde Hedef Rio dedim. Hedefi büyük koymak lazım. Evet. Yani küçük balık olmayacağız. Evet. Büyük balık olacağız, büyük denizde boğulacağız. Peki hedefinize ulaşmak için neler yapmayı planlıyorsunuz? İlla ki bir planlama hani hedef Rio tabii, deyip tabii. Bırakmak olmaz. İlla ki bir planlama yok. Yapmışsınızdır. Şimdi bizim planlamalarımızdan bir tanesi, en önemlisi, evet. Altyapılara yani U19 dediğimiz 19 yaş altı, 18 yaş altı gençlerimize yapacağımız yatırım. Yani insana yapacağımız yatırım. Bu oyuncu sayısını fazlalaştırmazsa plaj voleybolunun o potasını genişletmezsek orada oyuncu çıkaramayız. Evet. Kısıtlı oyuncularla bugüne kadar böyle devam eder gider. İsmi plaj voleybolu turnuvalar olarak kalır. Bizim hedefimiz oyuncu sayısını fazlalaştırmak. Oyuncu sayısını fazlalaştırmak için de Türkiye'de en önemli noksan olan tesis sayısını fazlalaştırmamız lazım. Bugün Türkiye'de problem tesis sayısının az olması. Bu Türkiye'deki toplam tesis sayısı iki elin parmaklarını geçmeyecek şekilde. Yani ileri standartlarda beach voley sahası bizim 10 tane ya var ya yok. Ama ben size ufak bir örnek vereceğim. Almanya'nın Berlin kentinde denizi değil, gölü bile yok. 300 tane kum voleybolu sahası var. Evet. Standarda uygun. Evet. Ve Almanya'da 6 milyon kişi plaj voleybolu oynuyor. Evet. Lisanssız, hobi olarak da. Belki talep mi yok? Yok, talep var. Bakın, bugün plaja gittiğiniz zaman herkes plajda bir şekilde voleybol oynamak ister. Evet, yani evet. İki direk bir ip gelir, bırakın fileyi, iki direk bir iple voleybol oynamak ister. Ama biz o yani uydurma sahalarla bu işi
böyle başarmamıza imkan yok. Biz ileri düzeyde standarda uygun sahalar yapmak zorundayız. Evet. Biz bunun için Antalya'da, Alanya'da, Muğla'da, İstanbul'da, Ankara'da ve İzmir'de tesisleşmeye başladık. Bugün İstanbul'da Buran Felek'te bir tesisimiz var. İzmir'de Atatürk Spor Salonu'nun önünde bir tesisimiz var, açık alan. Ankara'da kapalı kortlarımız var. Peki bu, keseceğim ben aranızda, özür dilerim. Neden kapalı kortlarda plaj voleybolu? Ya plaj voleybolu doğasında normalde güneş, kum, işte, rüzgar, yani bu aslında doğal şartlarda oynanan bir spor dalı oldu halde neden üstünü kapatarak kapalı kortlarda? Çok güzel bir soru. Neden kapatmak zorundayız? Çünkü plaj voleybolunda 12 ay. Evet. Minimum 300 gün kum üstünde sporcuları oynatmazsanız o işte başarıya ulaşmanıza imkan yok. Yani kışında onu oynatmanız lazım. Onun için kışın kapıyoruz, yazın açıyoruz. Air Dome tekniği denilen bir teknikle şişme salonlar inşa ediyoruz. Ve yazın onları açıyoruz. Aynı şekilde sahaları yazın da amacına uygun olarak kullanıyoruz. Şimdi İzmir'de iki tane sahamız var zaten. Çok güzel oldu onlar. Antalya'da Akdeniz Üniversitesi işbirliğiyle sahalarımızı, bir tesisimiz yaptık. Hatta o tesisi genişletmek de istiyoruz. Plaj voleybolu merkezi yapacağız orayı. Ve hedefimizde de Antalya ve Muğla ilini bu işin merkezi, odak noktası haline getireceğiz. Ama İstanbul, Ankara, İzmir'i unutmayacağız. Bursa, Adana, Samsun, Sinop ve planladığımız Bursa'yı söyledim. Evet, Bursa, Adana, İzmir, Bursa, Adana, Sinop ve Bursa dedik, Adana, Ankara. Bunlar hedeflerimiz içinde. Diğer şehirler de gelecek. Hepsi adım adım, step by step gideceğiz. Şu anda bizim geçen sene milli takımlarda aldığımız başarılar gayet güzel. Yani umduğumuzdan daha güzel gidiyoruz. Tabii o konuya da geleceğiz. Yani şimdi ben şunu anlarım. Şimdi kortlarımız kapalı. Hı-hı. Plaj voleybolcularımız yetiştikçe artısına zor şartlara alıştıktan sonra dünyaya yayıp onları aslında 12 ay boyunca bütün doğal şartlarında oynatabileceğiz herhalde. Tabii. Ama yani şimdi bugün Doha'da turnuva oluyor. Evet. Kasım ayında. Evet. Bizim oyuncularımız gitti bu sene. Orada gayet güzel dinletici aldılar, geldiler. Yani plaj voleybolu Güney Yarımküre'de maçlar var. Brezilya'da, Arjantin'de maçlar var. Afrika'nın güneyinde maçlar oluyor, Güney Afrika'da oluyor, Çin'de oluyor, Avustralya kıtasında oluyor. Bütün bunlara ulaşmamız lazım. Yani dünya FIBB'nin World Tour'larına hep katılmamız lazım ki sıralamada yukarılara çıkalım. Evet. Şimdi milli takımlar konusu geldiği zaman onları anlatacağım tabii. Ben şunu anlıyorum, şimdi federasyon sadece liglerle değil, plaj voleybolunda da büyük bir atılım yapılıyor. Zaten Mehmet Çakmak Bey de bunu anlatıyor bize. Yani şimdi, şöyle, salon voleyboluyla plaj voleybolunu ayrı tutmak lazım. Evet. Onu soracaktım ben de. Siz oynamış mıydınız plaj voleybolu? Bizim zamanımızda olmamıştı. Olmamış. Ben 85'ten sonra, 90'dan sonra oynamadım. Ondan sonra geldi Türkiye'ye. Eskiden Ahmet Gülümler zamanında... Ahmet Gülüm, Dünya, Metin, Kenan, onlar başlattılar zaten. Hatırlıyorum, İstanbul'da Kalamış'ta bayağı turnuvalar düzenleniyordu. Ödüllü, bayağı da neşeli ve profesyonel anlamda yapıyordu. Ama çok... onlar salondan çıkıp plaja gidiyorlardı ve yazın oynuyorlardı. Evet. Hatta biz altyapıdayken bize yasaktı plaj voleybolu. Bakın bu büyük zemin soru. Farklılığı vardı. Bu büyük soru. Sakatlanırsınız zaman dikkat edin falan diye. Ne onu soracağım ben de. Evet. İkisi arasındaki fark sadece zemin mi? Yani salon voleybolcusu plaj voleybolu oynayabilir mi yani? Siz onunla ilgili ne düşünüyorsunuz? Bakın salonda salon oyuncusu plaj oynar, plaj oyuncusu da salon oynar. Evet. Ama uluslararası derece almak isteyen, kendini plaj voleyboluna vakfetmiş bir oyuncu minimum, biraz evvel bahsettim, 300 gün kumun üstünde olması lazım. Evet. Ama yaz turnuvalarında, o bizim mesela Türkiye'de yaptığımız Pro Beach turnuvalarda salonda oynayan oyuncularımız yazın oynuyorlar. Evet. Bunların örnekleri de var. Mesela ben size söyleyeyim, Hüseyin Koç, Emre Şahin, Emre Batur, Nuri Şahin, Cüneyt Dağcı, Caner Çiçekoğlu geçen sene oynadılar. Çok da başarı elde ettiler çocuklar. Aslında Elif Hanım'ın söylediğine geleceğim. Plajda yazın yapılan antrenman her şeye bedel. Evet. Hiçbir şeye değişmem o idmanı. Çünkü sıçramayın. Top takibi, evet, iki kişiyle oynuyorsunuz, büyük sahada iki kişiyle oynuyorsunuz, çabukluk, motivasyon, her şeyi gerektiren bir spor. Artı dış etkenlerden etkilenme, rüzgardı, sıcaklıktı, şuydu buydu. Salon için bence çok güzel bir yaz çalışması oluyor, ön çalışma oluyor. Hiç salon voleyboluna zararı yok. Hocalarımız da bunun bilincinde mutlaka, zamanla da görecekler. Plajda yazın oynayan oyuncular kışın salonlarda çok başarılı oluyor. Bir örneğini vereyim. Buyurun. Efsane oyuncu Kıraç Kireli. Kim? Kireli. Ha, Kireli. Şu anda Amerikan milli takımının oyuncusu.
2 olimpiyat şampiyonluğu salonda var, 1 olimpiyat şampiyonluğu plajda var. Evet. 46 yaşında MVP Amerikan turnuvasında final oynadı bu adam, 46 yaşında. Hem salonda hem plajda oynayan çok güzel örneklerden biridir. Ha şimdi artık bu böyle olmuyor. Neden olmuyor? Çünkü biraz evvel bahsettiğim gibi 12 ay plaj voleybolcusu turnuvalarda, antrenmanlarda, kamplarda olmak zorunda. Peki kulüplere böyle bir bilgilendirme yapacak mısın? Çünkü birinci ligde oynayan aslında sporcular faydalı olur diyoruz ama kulüpleri belki izin vermeyebilirler. Ya kulüplerde yok. Öyle bir sorun yok. İzinden ziyade vakit yok. Evet, yani evet. Onlar full time antrenman doğru yapıyorlar. Hangi ara gidecek de ya, kumda oynayacak? 8 ay, 9 ay o çocuklar salona vakfediyorlar evet. Kendilerine. Antrenmanlar, kamplar, hiç durmadan maç. Ondan sonra milli takım evet. Serüveni evet. Başlıyor, sezonu evet. Başlıyor. Vakit bulamıyorlar. Yani milli takıma gitmeyen, milli takım aday kadrosunda olmayan, kendini plaja, plajda antrenman yapmak zorunda hissedenler veya antrenmanı sevenler, plajı sevenler, turnuvaya katılmayı sevenler yazın devam ediyorlar. Yani ben şimdi şunu düşünüyorum. Tamam çok güzel 12 ay plaj voleybolu oynanır gelir ama şimdi bir de işin profesyonel boyutu var. Bu 12 ay spor yapan plaj voleybolu oynayanlar nasıl bir bütçeleri olacak, nasıl para kazanacaklar, güzel. Nasıl yani bununla ilgili güzel. Ne düşünüyorsunuz? Var. Güzel. Şimdi salon voleybolundaki maddi olanaklar plaj voleybolunda maalesef yok. Şu anda yok. Ama bazı kulüp takımlarımız bunlardan bir tanesi de Halkbank. Onu da burada anmadan geçemeyeceğim. Büyük destekler yapıyorlar. Oyuncularını plaj voleybolunda liglerde oynatıyorlar. Benim en büyük temennim tabii ve arzum bizim başa güreşen takımlarımızın erkekler liginde ve bayanlar liginde, voleybol liginde oynayan başa güreşen takımlarımızın da plaj voleybol liginde takımlarının olması. Gönül bunu istiyor. Biz tabii gidip yöneticilerle de konuşacağız. Ve bunlara bazı avantajlar getireceğiz. Yani plaj voleybolu liginde takım kuran kulüplere bazı avantajlar getirmek zorundayız. Evet. Oyuncuları böyle motive edebiliriz. Artı oyuncuların maddi durumunu böyle rahatlatabiliriz. Biz milli takım aday kadrosuna aldığımız hem genç evet. Hem de A takım seviyesinde olan oyuncularımıza federasyon olarak karar da aldık. Gıda yardımı altında maddi yardımlar yapmaya başladık. Teşvikler başladık. Evet. GSGM de yapıyor bunları. Evet. Olimpik sporculara böyle bir program var zaten. Böyle yardımlar yapılıyor. Biz federasyon olarak da yapmaya başladık. Bunun oyuncularımıza çok faydası olacağına inanıyorum. Artı ödüllere gelelim. Ödüllerde zaten dünyada plaj voleybolunun amacı evet. O ödüller. Doğru. Yani bundan 15 yıl önce Amerika'daki ödüller çok büyük rakamlardı. 100 bin dolarlık turnuvalar vardı. Şimdi onlar biraz daha düştü. Yani bütün dünyada ekonomik dengelerle bazı düşmeler oldu ama gene de 50-60 bin dolarlık turnuvalar Amerika'da var. Avrupa'da da var. Avrupa'da mesela ben size söyleyeyim. Güzel bir örnek. Denizi olmayan Avusturya, İsviçre gibi ülkeler dünya plajında en başa güreşen ülkeler, en iyi oyuncuların çıktığı ülkeler, Almanya, İsviçre, Avusturya, yukarı çıkan Norveç, çok iyi oyuncular yetiştiriyorlar. Yani biz bunu, kıtaları yeniden keşfetmeye gerek yok. Örnekler önümüzde. Nasıl yapıldığı gözümüzün önünde. Biz bunlar oralara nasıl gelmiş? Tesisleşerek gelmiş, oyuncu sayısını fazlalaştırarak gelmiş. Hobi voleybolu denilen plaj voleybolunu üniversitelere sokmuşlar, şehir parklarına sokmuşlar. Ve bu duruma gelmişler. Evet. Biz de bunları aynı şekilde Türkiye'de uygulamaya çalışacağız. Peki teşekkürler. Bu milli takımlardan da bahsedebilir misiniz? Milli takımın hedefleri neler? Demin dediniz ki hedef Rio. Rio. Peki bununla ilgili neler yapacaksınız? Şimdi milli takımda, milli takımlarımızın başında esas ben yapılanmadan bir organizasyondan bahsedeyim size. Altyapılardan mı? Hayır, organizasyondan. Plaj voleybol organizasyondan. Bizim bir idari koordinatörümüz var. Çok önemli bir insan. Oğuz Değirmenci, buradan da onu gerçekten teşekkür ediyorum, ona geçecek. Büyük emek harcıyor. Bütün çok emek harcıyor. 24 saatini bu işe veriyor Oğuz. O bizim idare koordinatörümüz. Başkanımız var, yönetim kurulu. Ben sorumluyum. İdare koordinatörümüz Oğuz. Ve Oğuz'un altında da mini takımlarımızın teknik ekibin başına Carlos Garetti'yi getirdik. Brezilya'da antrenör. Evet. Garetti Antalya'da yaşıyor, merkezde Antalya'da. Ve 12 ay orada, evi var. Altına en büyük sıkıntımız olan antrenör eksikliğimiz var. Plaj voleybol antrenörü yok. Onun altına Adem Mert,
Bilal Terniverdi, eski voleybolcumuz, plajda oynayan. Süleyman Akay Hoca, Antalya Besyo'dan. Ahmet Tuncay, onun yardımcısı, gene yardımcı antrenörlerimiz. Part-time çalışan Özlem, Samsun'dan antrenörümüz. Bunların milli takım teknik yapısını böyle kurdu. Milli takımlarda Sinem Beltan, eski oyuncumuz. O da bize kamplarda ve turnuvalarda yardımcı oluyor. Onu da çok faydasını görüyoruz. Böyle bir kadro gelişti. Fizyoterapilerimiz var, kondisyonerlerimiz var. Bizim en büyük hedefimiz milli takımlarda, milli takım oyuncularını turnuvalara hazırlamak, dünya sıralamasındaki, sıralamadaki yerlerini yükseğe çıkarmak. En büyük amacımız o. Turnuvalara katılmak zorundayız. Katılmazsak puan alamıyoruz. Balkan turnuvalarından başlayın, Avrupa turnuvalarına, Sevin turnuvalarına, EFA Yönü turnuvalarına katılacağız. Burada amaç, yani hedef, 4 tane iyi erkek takımı, 4 tane iyi bayan takımının olması. Yani 8 tane her zaman turnuvalara sokacağımız, övüneceğimiz erkek oyuncu, 8 tane kız oyuncudan faydalanmamız lazım. Hedefimiz o. Şu anda o hedefe doğru yürüyoruz. Planlamamız, programlamamız bu. İnşallah da varacağız. Hedefi de niye yüksek tuttuk, niye büyük tuttuk? Çünkü ben siz sormadan da söyleyeyim. Rio şansımız var. Şöyle şansımız var. Bizim erkeklerde birinci takımımız Murat Bilginoğlu ve Volkan Göğtepe. Evet. Şu anda 29. sıradalar dünya sıralamasında. Evet. İlk 15 direkt gidiyor. Bizim 20 ayımız var. 20 aydaki turnuvalarda alacakları puanla 15'e girebilirler. Girdiler direkt gidiyorlar. Girmediler bir şansımız daha var. Continental Cup. Kıta elemelerimiz var. Bir tane üçüncü ayaktayız şimdi. Üçüncü ayak 1-3 Mayıs'ta yapılacak. Onu ülkemize almak istiyoruz inşallah. Dördüncü ayağı var ve ondan sonra finallerden gidebilirler. Öyle bir şansımız var. İkinci takımımız Selçuk Şekerci, Hasan Mermer. Onların da gene Continental Cup elemesinden gitme şansı var. İkisinin üzerine de biz çalışacağız. İnşallah Rio'da bir takımımız olacak. İnşallah. Bayanlarda çok iyi genç oyuncularımız var. Kendini yalnız plaja vakfetmiş, plaj oyuncusu olarak çıkmış oyuncularımız var. Bunlardan da rankingden değil de şeyden, Continental Cup elemesinden plaj olimpiyata gitme şansımız var. Onları orada inşallah oraya hedefleyeceğiz. Orası için elimizden geleni yapacağız. Bizim, ya benim hedefim Copacabana'da Ay Yıldız olsun. İnşallah ona başaracağız diye İnşallah. Düşünüyorum. Ve bugüne kadar plajda oynamış erkek voleybolcular, bayan voleybolcular için ben buradan bir mesaj vermek istiyorum. Buyurun. Gerçekten büyük fedakarlık yaptılar. Ben onları takdir ediyorum. Ve onlara dün de bir mesaj attım. Hep birlikte yapacağız. Ben onlara inanıyorum. Esas motivasyon kaynağı onlar. Sizin mental destek de veriyorsunuz. Tabii. Onlar başaracak. Onlar başaracak. Ben onlara inanıyorum. Çünkü bugüne kadar gerçekten çok fedakarlık yaptılar. Evet. Sevdikleri için bu işi yaptılar. Hiçbir maddi manevi kazanım, edinim elde etmeden bu işe koştular. Evet. Her hafta bir turnuvaya koşuyor bu çocuklar. Ve kendi olanaklarıyla koşuyorlar. Yani bugün isimlerini sayamadığım bütün oyunculara, bütün antrenörlere, bütün kulüp yöneticilerine bu işe kendilerini adamış bütün kulüp yöneticilerine, organizatörlere ben teşekkür etmek istiyorum. Ama sonunda başarıya ulaşacağımızı inanıyorum. Güzel bir organizasyon yapacağız. Ben onlara her türlü desteği vereceğim yönetimsel olarak. Onlar da her türlü çalışmayı yaparak kendilerini bu işe inadına vakfederek biraz zorlamak lazım ya. Zorlamak lazım. Dün akşam ben bir film seyrettim, evvelsi akşam. Seyrettiniz mi bilmiyorum. Oscar adayı 5 ödülde. Witcher diye bir bateristin hikayesi. Yok hayır izlemedim. Yani ben oyunculardan o filmi seyretmesini istiyorum. 5 dalda da Oscar adayı. O filmde de gördüm. İnsan bir yere odaklandı mı, o işe kendi kafayı koydu mu mutlaka yapar ve başarır. Ben de oyuncularıma güveniyorum, olacak. Öyle oyuncularımız var ki, benim arkamdan oynamış Ali Peçen hala voleybol sahalarında, plaj voleybol sahalarında. Evet. Ve geçen gün birlikte biz bazı tesis alanları ziyaretine gittik.
Hani bu çocuklar istiyorlar. Onlar istiyor tabii tabii. Ama bence herkese. Büyük ihtimalle sizin heyecanınız da onlara çok yansıyor. Ben, çok güzel bir şey. Ben heyecanlıyım. Ben top oynamıyorum. Voleybolu şimdi voleybolun içerisinden geliyorsunuz ve evet. Aslında bu çok büyük bir avantaj. Bakıyorum kadro yine voleybolun içerisinden gelmiş. Federasyon yönetim evet. kuruluna bakıyorum. Çoğunluğu yani %80'i %90'ı evet. voleybolun içerisinden gelmiş. Ya başarı kaçınılmaz evet. burada. Ya bizim heyecanımız büyük. Bütün yönetimin heyecanı büyük. Yani biz salon voleybolu içinde aynı, evet. plaj voleybolu içinde aynı. Hele böyle biraz da işe dört koldan yani her yerden sarılırsanız o zaman daha başka olur. Yani bir elin nesi var, iki elin sesi var. Evet. Herkesin bir bütün olması lazım. Herkesin birlikte hareket etmesi lazım. Ben ona inanan bir insanım. Ekip çalışmasına inanan bir insanım. Yani tek başına nereye kadar giderseniz bir yerde kalırsınız, tıkanırsınız. Evet. Evet. Ama biz hep birlikte çalışırsak o başarıya ulaşacağımız inancındayım ben. Doğru, siz bayağı inançlı gördüm ben. Valla heyecanı bana bile geçti. İnanmak başarmanın yarısı. Hatta daha fazla. Peki başka bir şey geldi benim aklıma. Şimdi Mehmet Çakmak evet. eski milli voleybolcu, eski liglerde de eski oynamış. Eskiyi kullanma ya, milli voleybolcu. Tamam, milli voleybolcu. Şimdi kaç sene oynadınız? Çok sene. Sonra sakatlandım ben. İki tane büyük sakatlık geçirdim, dizlerim gitti. Bundan sonra oynayamadım. Genç yaşta. Genç yaşınızda böyle plaj voleybolunda imkanlar olsaydı, plaj voleybolunda mı oynardınız yoksa salonda mı oynardınız? Veya daha ileri bir yaşta plajda antrenörlük yapmak ister miydiniz? Ya da voleybol oynar mıydınız? Çok soru. Bak, zor soru bu. Belki tenis şimdi, oynamak ister. Bak şöyle söyleyeyim. Ben yüzücü olurum. Salonla plajın arasında çok farklı. Evet. Salonun evet. keyfi de başka. Evet. Salonun ki yani ama plajın da bir şeyi var ya. Ya spektaküler spor ya. Evet. Ya, enteresan bir spor. Bakın olimpiyatlarda Sydney, Atina, Pekin, son Londra. Biletleri satışa çıktığında ilk gün tükenen yegane branş. Süper. Siz bayağı keşif yapmışsınız. Ben çalışıyorum. Bayağı. Dün gece cumartesi akşamıydı. Evet. Ben evde ders çalıştım. Çalışıyorum. Valla tebrik ederim. Bu plaj voleybolunda antrenörlük konusunda bir sıkıntı var mı? Ne var. Düşünüyorsunuz? Var. Antrenörlük konusunda yeterli antrenörümüz yok. Ama olacak. Şöyle olacak. Başkanımız 1,5 yıldır uğraşıyor. Yeni bir plaj voleybolu antrenörü talimatnamesi çıkarttık. Plaj voleybolu antrenörü lisansı vereceğiz. Ve Mart ayında da inşallah ilk antrenör kursumuzu açacağız. Geçen başkanla oturduk konuştuk da yaklaşık 2-3 saat sohbet ettik orada. O da sorunlardan ve yapacaklarımızdan bahsetmişti. Papa Giorgio diye bir üstad antrenör var. Onu buraya getirip kurs vermesini düşünüyoruz. Yani öyle bir projemiz var. Zaten hemen ilk Mart ayında ilk kursumuzu açacağız. Ve yalnız plaja hedefli, odaklı antrenör yetiştireceğiz. Ve onlara plaj voleybolu antrenörü lisansı vereceğiz. Evet. Peki onları teşvik edici, hani ben niye plaj voleybolu antrenörü olayım diye sorsam size. Doğru. Nasıl bir yanıt alırım? Öyle bir gün gelecek ki. Plaj voleybolu antrenörü, salon voleybolu antrenörlerinden daha fazla kazanır. Herkes bir plaj voleybolu antrenörü. Ya bak buna inanın. Çünkü az. Evet. Yani arz talep meselesi. Evet. Siz takım sayısını, bakın ne diyorum ben. Pilot iller seçtik. 6 tane. Burada başlıyoruz. Önümüzdeki sene hedef 8 ilde tesis yapmak ve 8 ilde plaj voleybolu ligini deplasmanla oynatmak. Yani 8 ilin takımına plaj voleybolu ligi deplasmanına gidecek. Yani. Hedefimiz o. Şey, salon sporunda nasıl ligler gidiyor? Tabii şimdi mesela siz turnuvaları sorduğunuzda evet. bizim nereden nereye geldiğimizi ben söyleyeceğim size. Rakamlarla söyleyeceğim ve bu daha çok sizi inandıracak. Nereden sordum nereden o zaman turnuvaları. Sordum. Şimdi bizim Pro Beach turnuvalarımız var. Evet. 2 yıldır yapıyoruz. Bu sene 3.sünü yapacağız. İlk yaptığımız yıl toplam dağıttığımız ödül 159.500 lira, 160 bin lira evet. toplam ödül. 9 şehirde yaptık, 9 etapta yaptık onu. Geçen yıl Pro Beach turları yaklaşık 16 yerde yaptık. Ve dağıttığımız ödül 221 bin lira. Oo. 160 bin lira, 221 bin lira. Bu sene milli takım kamplarını da göz önüne alarak antrenör, Brezilyalı antrenörümüzle Carlos'la oturduk. Etap sayısını biraz düşürdük. Yani hedefe odaklanmak için 12 etap yapacağız evet. ve istenilen, revaç gören, yani ilgi görülen yerlerde yapacağız.
ana sponsorlarımız, platin sponsorlarımız olacak, yardımcı sponsorlarımız olacak. Ve buna da talepler var. Bu talepleri şu anda değerlendiriyoruz. Bu sene hedefimiz 450 ile 500 bin TL arası ödül dağıtmak. İkimizinden fazla. Evet. Biz kalabalık gidiyoruz. Siz oynamaya başlayın. Antrenmanlara başlayın. Plaj Voleybol Ligi'nin bu sene önümüzdeki hafta Ankara'da yine bir etapını oynatıyoruz. Ve maç sonunda bitireceğiz. Programı yaptık. Ya bugün, ya yarın ya öbür gün sitemizde yayınlayacağız bunu. Bundan sonra her şey çok program olacak. Tarihler belli olacak. Yerler belli olacak. Turnuva ödülleri belli olacak. Evet. Lig ödülleri olacak. Her şey internet sitelerimizde. Twitter'da, Facebook'ta, Instagram'da hepsinde varız. Beach Volley olarak. Burada hepsi açıklanacak. Oyuncularımız, yöneticilerimiz, antrenörlerimiz her şeyi daha önceden programlayabilecek. Mesela biz bu sene Pro Beach turları Haziran'ın ilk haftası başlatıyoruz. Ağustos'un son haftasına kadar 12 etap yapacağız. Evet. Yerleri belli olacak, ödülleri belli olacak. Şu anda yerleri bende hazır. Evet. Ama tam %100 kesin değil, 95 kesin. Fakat bir tane turnuvadan bahsetmek istiyorum. Lütfen. Türk voleyboluna, Türk plaj voleyboluna çok emeği geçen bir insandan bahsetmek istiyorum. İbrahim Dağıstan. Çok Hopa. Meraklı. Hopa'da, Hopa 29 Temmuz 2 Ağustos arasında Grand Slam yapıyor. Dedi ki benim turnuvam en büyük ödüllü olacak dedi. En büyük ödül de onun turnuvasında. Hopa çok güzel olacak inşallah. Uluslararası olacak. İbrahim abi canını dişine takıyor adam. Geçen yıl görmüştük. Sinop'ta da geldi. Sponsorluk yaptı yani. Evet, evet. Yani o kadar bu işe koşturan bir insan ve emekleri için de biz teşekkür ediyoruz. Peki Pro Beach Tour dediniz de Pro Beach Tour'a kimler ev sahipliği yapabilir? Yani kriteri nedir? Evet. Pro Beach Tour'a herkes ev sahipliği yapabilir. Evet. Burada bir standart yok. Kim yapabilir? Yerel yönetimler yapabilir. Evet. Daha çok da onlar yapıyor zaten. Belediyelerimiz. Belediyelerimizle çok güzel bir ilişki içindeyiz biz. Başka kim yapabilir? Özel organizasyon firmaları yapabilir. Evet. Ticaret odaları yapabilir. Örneğin Ayvalık Ticaret Odası yapıyor. 2 yıldır yapıyoruz. Çok memnunuz. Çok iyi bir ilişkimiz var onlarla. Antalya Konyaaltı Sanayici ve İş Adamları Derneği bize destek veriyor. Antalya'da yapıyoruz. Harika bir turnuva oluyor. Yani STK dediğimiz sivil toplum kuruluşları destek verebilir böyle. Hı hı. Ha, Pro Beach Tour yerlerini nasıl seçiyorsunuz diyebilirsiniz şimdi. Evet, onu söyleyeyim. Ha, şimdi yani belediye istedi. Her isteyen belediyeye biz mutlaka bir sıcaklık gösteriyoruz, bir yakınlık gösteriyoruz. Ama orada o oyunlara, o plaja ilgi olması lazım. Bir nüfus yoğunluğu olması lazım. Bir doğal güzellik olması lazım. Bunları tabii biraz ön planda tutuyoruz. Ama Türkiye'nin her yerinde de plaj voleybolu oynatabiliriz. Bakın ben Doğu Beyazıt'ta plaj voleybolu oynatmak isterim. İshak Paşa Sarayı'nda, önünde. Dünyaya örnek olur. Doğru. Bak benim hedeflerimden bir tanesi. Sultanahmet Meydanı'nda oynatmak isterim. Çok güzel. Değil zor mi? Olur ama güzel olur. Olur. Aspendos Tiyatrosu'nda oynatmak isterim. Doğru. Yani Türkiye'yi tanıtım diyoruz. Türkiye'yi tanıtım böyle olur. Evet. Adam Gstaad biliyor musunuz? Kayak merkezi İsviçre'de. Orada bir turnuva yapıyor. 6000 seyirci yıkılıyor her taraf. Yani kayak merkezinde, dağda yapıyor. Doğru. Biz niye yapmayalım? Çok doğru, çok doğru. Öyle güzel yerlerimiz var ki. Evet. Federasyon bu kadar plaj voleybolunu ele almadan önce bu tür organizasyonları yapan, yani profesyonel ya da amatör olarak yapan bazı kuruluşlar mı diyeyim, bireyler mi diyeyim, bunlardan faydalanıyor musunuz bu kişilerden? Yani böyle bir komiteye alıyor musunuz, fikir alışverişi yapıyor musunuz? Sonuçta onların da bir deneyimleri olduğunu düşünüyorum ben. Şimdi onlar zaten bu işi başlatanlar. Evet. Demin bahsettin, All Sport şirketi, işte Dünya, Kenan, Metin, Ahmet Gülüm başlatmışlardı. Ondan sonra Epirden Beach vardı, Epirden Hoca yaptı. Diğer amatör, Lapseki gibi bir yerde genç çocuklar turnuvalar yaptılar. Çeşitli yerlerde yapıldı. Şimdi aklıma gelmeyenler de beni mazur görsün. Hepsini takdirlendiriyorum. Biz onlara hepsini açacağız. Hepsini açacağız. Hepsinin tecrübelerinden faydalanırız. Özel organizasyon şirketleri, bizim Pro Beach Tour yaptığımız yerlerde bizim de katkımızla bu işten tecrübeleniyorlar ve kendi kendilerine turnuva yapma becerileri artıyor ve kendi kendilerine turnuva yapmaya başlıyorlar. Yani Türkiye Voleybol Federasyonu her turnuvaya destek verecek, her turnuvaya know-how götürecek diye bir şey yok. Yani biz en sonunda ne yapacağız? Pro Beach'leri belli bir adet getireceğiz, belki ona indireceğiz.
Ama diğer şirketlerin, diğer yerel yönetimlerin yapacağı turnuvalara bu oyuncular gitmesi lazım. Evet. Yani bugün 10 tane turnuvayla kısıtlı kalmaması lazım. Zaten bakın bizim U19 dediğimiz 19 yaş altı turnuvalarında gelecek oyuncuları nereden seçmemiz lazım? Altyapıyı nereden seçmemiz lazım? Bu potansiyeli yakalamak için biz önümüzdeki Mart ayından, Nisan ayından itibaren aynı fabrika voleybol gibi plaj voleybolu akademisi adın altında plaj voleybolu okulları açacağız. Pilot 4 tane veya 4-6 şey şu anda hedefimizde. Burada bu akademilerde plaj şey fabrika voleybolu da hani 11-15 yaş veya özür dilerim 8-14 yaş var ya. Evet. Burada 11-45 yaş. Bütün dünyada böyle şey kadar. Hobi voleybolu. Evet. Yani bir erkek çocuğu babasıyla, bir kız çocuğu annesinle mahallesinde plaj voleybolu oynayacak. Ve buralardan çıkacak oyunculara biz şehir turnuvaları, hafta sonu turnuvaları yapacağız. Buradan seçtiğimiz oyuncuları da altyapı mini takım aday kadroları oluşturacağız. Ve Temmuz 15, Temmuz 30'dan itibaren bu kamplara çağıracağız onları. Çok bu sene başlayacağız buna. Dört pilotüyle başlayacağız bu sene. Buradan oyuncu yetiştireceğiz. Siz 14-15, 16 yaş grubundan oyuncu seçip hazırlamazsanız, evet, salondan gelen oyunculara bel bağlarsanız olmaz. İnsanların hedefinin plaj voleybolu olması lazım. Yani o oyuncu diyecek ki ben plaj voleybolu oynayacağım. Evet, ikisini ayrı spor görmek lazım. Bravo. Aynı değil. Ben öyle görmeye başladım artık. Evet. Öyle görüyorum. Benim için artık önemli olan böyle plaj voleybolu falan diyorum. Ondan sonra diyorlar ki ya ne oldu hemen bir dakikada boşadın bizi. Boşamak yok. Ama plaj voleybolu bizim şu andaki işimiz. Evet. Ha orada temin aklımda bir şey vardı. Bakın bir örnek. Çok güzel bir örnek. Şile'de bizim dünya Kenan arkadaşlarımız turnuva yapıyorlar. Orada top toplayan iki çocuk. Volkan'la Hakan kardeşler Göztepe'de. İkizler. Orada ikizler top topluyorlardı. Bakıyorlar bizim çocuklar şey kabiliyetli, becerili çocuklar. Bunları bizim Altınyurt'a aldılar. Evet. Altınyurt'ta altyapıdan başladılar. Bugün inşallah Volkan, Hakan dünya çapında oyuncu oldu. Belki de olimpiyat tecrübesi elde edecekler. Yani bu iş böyle. Karakterleriyle de örnek insanlar. Gerçekten çok düzgün, çok düzgün efendi insanlar. Çok düzgün çocuklar. Bakın Kıbrıs'ta böyle çocuklar var. Alanya'da böyle çocuklar çıktı. Evet, tamam evet. Çeşme'den böyle oyuncular geliyor. Yani siz oraya, o organizasyonu götürürseniz, evet, tesisi açarsanız, her şeyden önemlisi tesis. Biz daha önceki federasyonda da ne dedik? Tesisleşin. Biz bu salonlar olmasaydı bu kadar voleybolcu çocuğu bir araya getiremezdik. Evet. Bu kadar aday kadrolar bir araya gelmezdi. Bu kadar il kadroları, il aday kadroları bir araya gelmezdi. Biz tesis yapmazsak, ileri standartlarda tesis yapmazsak, evet, oyuncu potansiyeli hep azınlıkta kalır. Onun için en önemli şeylerden biri tesisleşme. Görüşmelerimiz var üniversitelerle, belediyelerle. Tahsis edilecek alanlar istiyoruz. Ben buradan da bizi dinleyen yerel yönetimlere, İl özel idarelerine bir mesaj vermek istiyorum. Tahsis edilecek alanları varsa bize çağırsınlar, oturalım, konuşalım. Biz buralara tesis yapalım. Bütün halkımız, illa profesyonel voleybolcu olacak diye bir şey yok. Halkımız gelsin oradan faydalansın. Evet. Onların içinde ne cevherler var, ne cevherler çıkacaktır. Doğru, doğru. Peki böyle plaj voleybolu oyuncusu seçmeleri gibi bir şey yapacak mısınız? Hani nasıl voleybolcular işte seçmeler oluyor, gidiyorlar okullardan seçiyorlar, uzun boylular gelsin yani eskiden yaparlardı. Şimdi plaj voleybolu oyuncularını keşfetmek için bir altyapı hazırlık çalışmanız var mı? Tabii. Şimdi biraz evvel bahsettiğim gibi işte mahalle sahaları, semt sahaları dediğimiz, şehir turnuvaları dediğimiz, hafta sonu turnuvaları dediğimiz turnuvalardan seçeceğimiz oyuncular, burada bizim gözlemci antrenörlerimiz olacak. Gidecekler o turnuvalardan seçtiği oyuncuları bizim daha üst turnuvalarda oynatıp, evet, milli takım aday alt aday kadroları yapacağız. Evet. Ve bunun bir şeyi de bir adımını da şurada atıyoruz bu sene. Pro Beach turlarda 12 etapın 7'sinde U19 etapı da yapacağız. Hı. 7 turnuvada U19 var ve onlara da ödül koyduk. Evet. O çocuklar da ödül alacak. Yani maddi bakımdan onlar da desteklenecek. Başka türlü olmaz. Doğru. Bu biz Elif'le gelirken konuşmuştuk. Biz hobi voleybolu çok merak ettik. Hı hı. Kendi aramızdan da bir şeyler bulmaya çalıştık ama hani en yetkili ağız olarak size soralım. Hobi voleybolu nedir tam olarak? Hobi voleybolu akşamüstü evine, yani, anne baba işten geldi. Parka
yakındaki bir okulun bahçesine, bir üniversitenin bahçesine gidecek, yakındaki plaj voleybol sahasına gidecek, evet, alacak çoluğuyla çocuğuyla oynayacak. Orada semt turnuvaları yapılacak, hafta sonu turnuvaları yapılacak ve bunların orada gönüllü insan, öyle gönüllü insanlar var ki bu işe kendini vakfetmiş, diyor ki ben plaj voleybolu için her şeyimi veririm. Gününü ayırıyor, akşamını ayırıyor, hafta sonları o semt sahalarında ondan sorumlu olacaklar. O turnuvaları düzenleyecekler, oynayacaklar. Biz de onları gözlemleyeceğiz, oralardan oynayacak. Yani hobi voleybolu ailecek oynanabilen, herkesin oynayabileceği. Evet. Çünkü bu iş çok kolay. Güzel bir kumsal yaparsanız. Tatillerde, herkesin pikniklerde yaptığı şey. Tabii. Hobi voleybolu. Ben de sistemi bir yerden hatırlıyorum. Nereden hatırlıyorum? Altıyurt zamanındaki mahalle kültürü mü acaba? Mahalle kültürü. Tabii. Değil mi? Mahalle kültürü. Biz hepimiz o saha olmasaydı, tabii o saha olmasaydı, bizim iki sokak, üç sokak bir semtimiz vardı. Evet. Oradan 8-10 tane milli oyuncu çıktı. Bir semt sahasıyla 8-10 tane milli, evet, oyuncu çıktı. Belki de daha fazla çıktı şimdi, yanlış vermeyeyim rakamları. Ama o işte semt kültürü. Semt kültürü. Semt kültürünü plaj voleybolunda da getirmek için uğraşacağız. Doğru. Çünkü bütün dünyada da böyle. Bugün gidin, yani bu işte bir numara Amerika ve Brezilya. Kumsallara bakıyorsunuz, benim söylediğim anlamda ileri standartta sahalar göz alabildiğince, yani üç tane beş tane değil, yüzlerce saha var ve bütün halka açık. İstediği zaman gidip oynuyor. Plajla ilgili bir iki sorumuzdan sonra da daha özel sorulara geçeceğiz artık bundan sonra. FIVB World Tour geliyor 2015'ten bir aradan sonra. Evet. Bununla ilgili düşünceleriniz neler? Çok olumlu tabii. Çok önemli bir turnuva. Evet. All Sports şirketine buradan, Sayın Dünya Baltacıoğlu'nun başkanlığında bu turnuvayı 3 yıl burada yapacaklar. Çok önemli bir turnuva. Dünya sıralamasına da çok önemli puanlar veriyor. Ve biz bunu geçen gün Sayın Baltacıoğlu da aradı beni. Hem tebrik etti hem de dedi seni ilk davettim sensin. Bahçeşehir Galatakoza'da yapacaklarmış galiba. Orada o hani tenis şampiyonlarının ATP'nin oynandığı yerde. Çok önemli bir turnuva. Neden önemli? Evet. Bakın her şey oynamak değil. Biz maçımız biterdi, diğer maçları seyrederdik. Şimdi gençlerin yapabileceği o kadar çok şey var ki salonda maçından sonra çekip gidiyorlar. Halbuki turnuva izlemek lazım. Diğer maçları izlemek lazım. Kendinden büyüğünün maçlarını izlemek lazım. Daha iyi takımları izlemek lazım. Oyuncularımızın görgüsü artacak bu turnuvada. Hakemlerimizin görgüsü artacak. Antrenörlerimizin görgüsü artacak. Organizasyon yapan kurumsal veya şahsi firmaların görgüsü olacak. Bu çok büyük bir organizasyon. İnşallah çok başarılı olacaklar. Daha önce bu firma, All Sports firması organizasyonları yaptı ve çok başarılı oldular. Gençler kategorisinde, büyükler kategorisinde, Alanya'da çok güzel turnuvalar yaptılar. Ben başarılı olacaklarına inanıyorum. Şimdiden onlara hem teşekkür ediyorum hem de başarılar diliyorum. İnşallah başaracaklar ve Türkiye için de, Türkiye'nin tanıtımı için de çok önemli bir olay. Peki Türkiye'yi tanıtım dediniz. Tanıtımda en büyük destek aslında medyadan ve basından oldu. Şimdi bununla ilgili televizyon programlarında, yani televizyon kanallarında yayınlanacak mı? Ne gibi bir projeniz var? Hani yayılması için, çok televizyonda güzel, izlenmesi için. Biz lig maçlarını 2 yıl boyunca, 3 yıl boyunca televizyonda nakten yayınlattık. Bu sene de finalleri NTV Spor'dan yayınlatacağız inşallah. Hı hı. Televizyon yayını çok önemli. Sponsorları çekmek istiyorsanız televizyon yayınını, saatini, yayın saatini arttırmanız lazım. Evet. Çünkü görsellik burada başlıyor, izlenebilirlik burada başlıyor. NTV Spor'la çok iyi bir ilişkimiz var. Pro Beach turlarda da her turnuvanın final maçlarını NTV, evet, Spor nakden yayınlayacak. Evet. Biz sponsorluk görüşmeleri yaptığımız firmalarda bunu çok önemsiyorlar. Onun için televizyon yayınlarına çok önem veriyoruz. Ve Türkiye çapında televizyon yayını yaptıracağız. Artı diğer yaptığımız turnuvalarda yerel televizyonlar yayınlamak isterse onlara da yayınlatacağız. Hmm. Yani uyduya verilen sinyalleri yerel televizyonların da almasını sağlayacağız. Çünkü yerel televizyonlar ulusal televizyonlardan daha fazla izlenildiğini var bu spor, yani mahalli spor etkinliklerinde. Biz onlara da yayın vereceğiz. Yani hedefimiz o. Bir soru daha sormuştun. Televizyon basın. Bakın bir de şöyle bir yanlış düşünce var. Biz bunu da inşallah kıracağız. Plaj voleybolunu ben söylemiyorum. Bunu başkaları söylüyor. Bikini sporu falan diye lanse ediyorlar. Böyle bir şey yok. Plaj voleybolu çok önemli bir branş ve dünyada izlenirliği en çok olan
önemi o en çok olan branşlardan biri. Biz bunu bir magazin sporu olarak görmüyoruz. Gerçek anlamda bir olimpik branş bu. Onun için basınla ilişkilerimizin çok iyi olması lazım. Evet. Bizim voleybol basınını takip eden emekçi arkadaşlarımız, ağabeylerimiz geçen gün bana sistemde bulundular. Hiç bizi turnuvalara davet etmiyorsunuz. Ben onları buradan turnuvalara davet edeceğime söz veriyorum. Onları götüreceğim. Evet. Ama şeyi o hani gazete ekleri var ya, evet, gazete eklerini muhabirlerine götürmeyi düşünüyorum. Çünkü spor sayfalarında voleybolun çıktığı sütun sayısını biz arttırmak zorundayız. Plaj voleybolunu hele hele daha fazla arttırmak zorundayız yazın yapıldığı için. Ama diğer eklerde de ben plaj voleybolunun çıkmasını istiyorum. Çünkü orası bir şenlik oluyor. O şenliğin görülmesi lazım. Biz bütün turnuvaları şenlik havasında yapmak istiyoruz. İnşallah öyle olacak. İnşallah. Bakalım. Biz de göreceğiz. Fenerbahçe'niz. Ben Fenerbahçe'niz. Çok koyu bir de değil mi? Girişi oldu. Şimdi ama her takıma aynıyım artık. Ha. Şimdi her takıma... Futboldan bahsediyorum ben. Voleybol olarak değil, futbol olarak düşünüyorum. Evet ya, biz küçüklükten beri işte Fenerbahçe sevgisimiz de var. Babadan geçti. Babam benim küçükken. Bizim maçlara götürmeye başladı. Oradan beri işte oradan kopamıyoruz. O bir merak bizde. Voleybolda da Fenerbahçe'de forma giydiniz mi? Ya o kısmet olmadı. Olmadı. Ama veteran takımda girdim. Veteran takımda bir yerde giyeceğim demiş. Giydim. Veteran takımda giydim. Nasıl başladınız voleybola? Yani bayağı eskilere dönelim biraz. Ya biz voleybola bayağı nasıl başladık? Çok enteresan. Biz mini basketle başladık. Evet. Bak çok güzel hikayedir. Coca-Cola her semte mini mini basketbolla ilgili potolar ve toplar vermişti. Evet. Bizim 600 kulübüne de getirdiler, verdiler. Biz orada bir 30-40 tane, 30-40 yoktu, 25-30 kişi mahalle çocukları mini basketbol oynamaya başladık. Hmm. Orada rahmetli Mehmet Fuat Bengü, Kenan'ın babası, bizi o voleybola kendine adamıştı. Çok da özel bir insandı. Çok yani bizim hayat felsefemizi veren, bize yol gösteren, bize bazı edinimleri sağlayan insandı, çok büyük insandı. Onu buradan rahmetle anlıyorum. Çok da yani müteşekkiriz ona. Bizim hayatımızda olduğu için. O bizi voleybola başlattı. Evet. İşte minik takımlar yoktu o zaman. Yıldız takımlar. Biz çok küçüktük. Bizden çok büyüklerle Yıldız takımına başladık. Halk Eğitim Merkezi'nde ilk maçımızdı, hiç unutmam onu. Oradan başladık, öyle gitti işte. Peki Kenan abi, Dünya abi, bu kişiler de şey, basketboldan mı başladılar? Kenan öyle, Dünya eskrimle başlamıştı. Eski voleybol, yani yeni voleybolcular hiç bilmiyor. Aslında böyle bilmeleri adına Altınyurt Spor Kulübü'nden birazcık bahsedebilir misiniz? Ya. Hani o kültürden birazcık, daha doğrusu bahseder misiniz? Birazcık böyle hani görsünler, yaşasınlar en azından, yani anlatımlardan. Altınyurt şimdi bir semt kulübü, bir amatör kulübü. Hala da öyle devam ediyor. Orada işte o mahalle kültürü, mahallenin büyüklerinin sporu sevmeleri, evet, sanatı sevmeleri. Bizim kulüpte yalnız spor yoktu. Evet. Tiyatro vardı, şiir vardı, kısa film haftaları vardı. Metin Bey kısa film haftaları yapardı bize. Yani orada sosyal bir bütünleşme, sosyal bir kaynaşma vardı. Büyüklerimiz derken anneler, babalar, tiyatro oyunları, Ramazan eğlenceleri, kantolara kadar her şey yapılırdı. Bunun yanında spor da vardı. Evet. Sporda nasıl dallar, hangi dallar vardı? Bakın çok enteresan. O zaman hiçbir kulüpte olmayan eskrim vardı. Evet. İşte voleybol vardı, basketbol vardı, yani satranç vardı. Evet. Satranç kulübümüz vardı bize. Masa tenisi vardı, atletizm vardı. Yani bir ekoldü yani. Doğru. Başkalıktı yani. Altınyurt olmasaydı biz zaten sporcu olamazdık belki. Doğru. Peki bu ekolün devamı olarak siz bunu hobi voleybola, plaj voleyboluna taşımayı düşünüyor musunuz? Keşke. Yani mesela ben oyuncuların plajda yani oynadıktan sonra akşam da oturup satranç oynamalıydım. Mesela siz program başında bir 4 Oscar'lı filmden bahsettiniz. 5 Oscar adayı. Özür dilerim, 5 Oscar'lıymış. 5 Oscar'lı plaj voleybolu sonrasında böyle bir açık hava sineması ortamı yapıp bütün voleybolcuları ve halkı davet edip orada izletseniz ne kadar güzel olur. Güzel fikir, bak ne güzel. Açık hava sinemaları bizim çocukluğumuzda vardı. Evet. Şimdi çok azaldı. Çok keşke güzel. Biz mesela kortlarımızın yanında beyaz bir perde akşam da güzel bir film oynatsak müthiş. Yani. Herkes seyretsin. Halka da açık olsa. Evet. Doğru, müthiş olur. Yapılabilir. Doğru, bak bu güzel. Tamam, bunu yazlık sinema. İlk gösterime de biz gidiyoruz. Tamam, buyurun. Abi sen koşuyorsun galiba bir de.
maraton. Ya siz benim hakkımda her şeyi öğrenmişsiniz belki. Hatta siz en son Berlin'de görmüşler yani. Berlin'de de koşuyorsun. Halk değil canım. Eşinizle beraber. Eşinizle tabii tabii. Galiba. Şimdi benim iki çocuğum var. Bir kız bir oğlum var. Onlar dışarıya okumaya gittiler. Üniversiteye. Eşim de eski yüzücü. Yani o kendini pek şey yapmaz ama Türkiye ikincisi. 100-200 serbest. Biz oturduk. Evde baş başa kalınca dedik ki ya biz baş başa böyle yürümez. Koşalım ya, bütün gün kalmayacağız. Ne yapalım? Kendimizi koşuya atalım. Koşmaya başladık. Sonra güzel bir koşu grubumuz oldu. Evet. Arkadaşlarımız, eşimin, Seda'nın mesai arkadaşlarıyla güzel bir koşu grubu yaptık. Run Antalya, 3-4 kere Run Antalya, yarım maraton koşuyoruz. Avrasya, 15 kilometre, 4-5 kere onu koştuk. Tabii top nokta Nirvana, Berlin koştuk. Berlin'de kaç 38 bin kişiyle 21 kilometre ve benim rekorumdur Berlin. 2:00 yaptım orada. Evet. Onu koştum. Eşim hala koşuyor, o yüzüyor da tabii. Şimdi boğazı geçecek. Peki eşiniz mi daha iyi koşuyor, siz mi daha iyi koşuyorsunuz? Nasıl? Valla performansa bakarsan ilk zaman, güzel bir anekdot anlatayım. İlk koşumuz Run Antalya. Benim bacağım ağrıyor, aşil tendonum bilmem ne filan. Onlar hazırlamışlar, antrenman filan yaptı. Ben orada gittim, o havayı gördüm. Dedim ben de koşarım. Ben bunu yaparım dedim. Koşarım dedim. Ve hemen katıldım yarışa. Tabii biz çıktık, Engin'le birlikte arkadaşımla koşuyoruz. Evet. Biz başladık gidiyoruz böyle. Bir yandan bizim hanım ve arkadaşları arkadan geldi. Geçerken de soruyu dediler, geçtiler gittiler. Biz 20 dakika sonra bitirdik yarışı. Ama ondan sonra ben çalıştım, hep geçmeye başladım ya. Bunları. Şimdi ben de niye yapayım? Ya nasıl tanıştınız? Nasıl tanıştık? Hanımlar... Ha çalıştık mı? Tanıştınız. İlk tanışmanız nasıl oldu? Üniversitede. Üniversitede ve üniversiteler arası voleybol maçında. Çok enteresan. Var eşin içinde yani. Ya ben üniversite takımında oynuyordum. Bunlar da bizi seyretmeye gelmişler. Evet. Ben orada tribünde dikkatimi çekti. Siz tabii ki tribüne bakmamışsınızdır. Siz sadece sahaya odaklı. Değil mi? Orada. İki tane çocuğunuz var. Allah'a başlasın. Onlar nereden şimdi ne yapıyorlar? Kızım Amerika'da. Orada okudum. Üniversite bitirdikten sonra orada kaldı, orada çalışıyor. Gelmesini dört gözle bekliyoruz. Evet. Her sene baba geliyorum diyor ama bir türlü gelmiyor. Bekliyoruz. Oğlum İngiltere'de okudu, geldi burada İstanbul Teknik Üniversitesi. Voleybolla ilgisi var mı? İkisi de voleybolcu. Altın Yurt'tan. İkisi de oynadılar. Oğlum İngiltere'de okurken, bana da takılıyor. Baba İngiltere'de voleybol ne kadar varsa o kadar diyor. Üniversite takımın kaptanlığı falan yaptı. Orada oynadı ama şimdi oynayamıyorlar. Onu, oğlan kendini biraz bilme vakfetti. Ses ve müzik yönünde. İnşaat mühendisi ama İşte çok yönlü. Bilim adamı olmak istiyor bakalım. Çok yönlü. Peki böyle sert bir baba mısınız, yumuşak bir baba mısınız? En son babalar duyar kısmından mısınız? Nasıl bir baba? Ya bu sorular beni terletti. Bak plajda hiç terlemedim. Ya, ben soruları böyle soruyorum. Bunları da terlemeye başladım. Ya aslında ben babalık olarak yani çocuklara bir arkadaş gibiyim ama esas anneler. Yani bizim evde anaerkil düzen var. Yani onların eğitiminde, sosyal yaşamlarında, her şeylerinde hayat felsefeleri anneleri tarafından. Sürpriz yapıyorlar mı size? Unutamadığınız sürpriz var mı ya da? Sürpriz var ya. Nedir? Ufak bir şey anlatayım size. Şimdi biz kızı gönderdik Amerika'ya. İşte Amerika'daki okulları biliyorsunuz. Evet. Maddi küfet de büyük. O kızım nereden çıktı bilmem ne. Yok gideceğim. Çok da iyi okulda okudu. Ondan sonra dünyanın sıralamasında olan bir okul kazandığı için de tabii çok hoşumuza gitti. Dedim kızım bu kadar para filan baba. Baba dedi sık dişini dedi. Nasıl sıkacağım? Sen sık dişini ben burs alacağım dedi, tamam mı? Bir sene oldu. Hani nerede burs? Baba geliyor dedi. İkinci sene. Baba dedi bizim Kolombiya Üniversitesi'nde burs yokmuş dedi. Allah Allah dedik biz. Ondan sonra işte neyse okul bittikten sonra dedi ki baba ben burada kalacağım. Çok iyi bir şirkete girdi. O da biliyorsunuz orada işe girme süreci de çok ağır. O bunu başardı. Yani çok da büyük başarı. Başardı. Girdi. Baba dedi sırt dişini sana dedi birkaç sene içinde motora yat alacağım dedi. Peki dedim gene sıkıyoruz hadi kal bakalım ben onun buraya gelmesini istiyorum. Ondan sonra bir doğum gününde bana bir hediye getirdi. Amerika'dan gelmiş olsun böyle bir kutu. Kutuyu açıyorum bir kutu da içinden maket bir motor yat. Baba aldım işte dedi. güzel sürpriz. O sürprizi unutmuyorum. Sürpriz deyince o yani. Daha çok sürpriz vardır da aklıma gelmiyor. Voleybolun dışında başka bir meslek var galiba.
Ben şeyim, işletme mühendisiyim. Esas mesleğim işletme mühendisliği. Babadan kalma ticaretle uğraşıyoruz. Babadan kalma müessesemiz var. Onu kaç 30 küsür sene oldu. 1983'ten beri 24 yani tam zamanlı. 78'den beri babam rahatsızdı. 78'den beri üniversite sırasında ben hem işe gidiyordum, hem antrenmana gidiyordum, Eczacıbaşı'nda top oynuyordum, hem de okula gidiyordum. Şimdi insanlar bunlardan kaçınıyor. Ya işte okulum var, ben sporu bırakayım. Ne demek bırakayım ya? En ağır okullarda okudum ama sporu hiç bırakmadım yani o zaman. Evet. Sevmekle alakalı. İnsanın planlamayla alakalı. Evet, doğru. Ya ben hep sporculara söylüyorum. En kötü plan plansızlıktan iyidir. Hayatınızı planlayın. Doğru. Gününüzü planlayın. Planlı, sistemli, disiplinli çalışan adamın başaramayacağı şey yok. Evet. Peki sizin eskiden planlarınız arasında Türkiye Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu üyeliği var mıydı? Ya o da çok ani oldu. Biz hep böyle zaten her şey planlıdan çıktı bize. Yani 2000 yılında biz aday bile olduk, başkanlığa aday olduk. Evet. Ya Burhan Feri'nin kapısının önünde ya dediler seçimler var, gel sen aday ol. Ya dedim ne işim var benim, yani işim gücüm şuyum buyum filan. Öyle biz bir adaylığımız da vardır. Ya yoktu ama seviyorum ya bu işi. Uğraşmayı seviyorum. Evet. Peki eski voleybolda sizin zamanınızla şimdiki voleybol sistemini karşılaştırdığınız zaman ne farklar var orada? Yani aslında bir amatör ruhla gelen bir samimiyet ama şimdiki profesyonellikle gelen belki bir samimiyet arasında bir fark var. Var. Nedir acaba? Var. Ben onun milli takım aday kadrolarında, evet, maçlarda, turnuvalarda görüyorum. O zamanki bir kere teknik açıdan çok büyük fark var. Yani voleybolun tekniği açısından çok büyük fark var. Evet. Bizim zamanımızda teknik becerisi daha iyi oyuncular şeydi, ön plandaydı. Hı. Mesela ben orta oyuncuydum ama arkada manşeti ben alırdım. Evet. Ha şimdi orta oyuncunun manşeti aldığı vaki değil. İyi alıyor. Bugün market, hayır bugün orta oyuncu 2 metre 2 santimden aşağı orta oyuncu yok. Evet. Yani, siz bence mütevazı davranıyorsunuz. Sizin manşetiniz iyiydi herhalde. İyiydi. Ondan herhalde sizin. Evet. Yok çok, çok tevazu kimde neydi? Tevazu göstermiyorum. İyi manşet alayım. Yok da iyi yapardım. Peki milli takımları değerlendirirsek, salon voleybolundan bahsediyorum, bayan erkek milli takım. Yani şimdi bakıyorsunuz aslında erkek voleybolu da kuvvetli, gayet bayan voleybolu da iyi ama hani popülarite olarak bayan voleybolu birazcık daha önde gibi sanki ama başarıyla da paralel bu. Hedefler yani, neler 2002'de acaba? 2002'de aldığınız Avrupa ikinciliğinden, evet, beri Türkiye'de bayan voleyboluna olan toplumsal ilgi de çok fazla. Evet. Yani 8 yaşında, 6 yaşında kız çocuğuna hangi spor yapmak istersen sokaktan çevir sor, evet, ben voleybol oynamak istiyorum diyor. Evet. Yani hiç fiziği gözetmeden, yani kısa boylu, uzun boylu, hepsi voleybol oynamak istiyor. Bu, bayan voleybolcularımızın bugüne kadar aldığı büyük başarılardan dolayı ve hala da devam ediyor bu başarılar. Bu sene de Avrupa Şampiyonası var, ben bak ondan da çok ümitliyim Eylül'de. Güzel de bir grubumuz var, oradan direkt finale gidebiliriz. Ve Türkiye'de bir ilki başarabilir bu sene bayan voleybol milli takımı. Ben çok inanıyorum. Her toparkta söylüyorum. Bütün yönetim kurulu olarak bizim kızlarımızın arkasında olalım. Şu Eylül'deki, Eylül sonunda, Eylül sonundaki Belçika, Hollanda'da yapılacak. Evet. O turnuvaya çok iyi hazırlanalım. Ve ben kızlarımıza inanıyorum. Orada biz şampiyon olabiliriz. Türkiye ilk defa A takımlar kategorisinde bir Avrupa şampiyonluğu yakalayabilir ekip sporlarında. Evet. Çok büyük başarı olur ve ses getirir. İlgiyi arttırır. Evet. İlgi böyle artar. Başarı olmazsa ilgi tam olmaz. Tam antrenör olacak bir karakter aslında, değil mi? Kesinlikle. Hadi şimdi koş, sahaya çıkıyoruz şimdi antrenör, hadi falan diye böyle. Mental böyle. Ne kadar güzel. Evet. Süper. Peki, yani. Türkiye'deki lig, özellikle voleybolun artması, bakıyorsunuz bir sürü gerçekten dünya starı hem erkeklerde hem bayanlarda oyuncular geliyor. Yabancı oyuncular. Yani bu yabancı oyuncu kriteriyle ilgili ne düşünüyorsunuz? 20 senedir yabancı konuşuyoruz. Evet. Sonra da antrenör kısmını soracağım. Aynen. 20 senedir yabancı konuşuyoruz. Bir 3 yaptık, bir 2 yaptık, 3 artı 1 yaptık, bir hiç yapmadık. Bizim zamanımızda hiç yoktu. Yoktu. Benden sonra başladı. Yani yabancı oyuncu antrenör alınamıyor muydu yoksa yok, alınmasına müsaade mi edilmiyor? Öyle bir şey de düşünülmüyordu. Var mıydı hatırlamıyorum ben. Bizim zamanımızda yabancı oyuncu yoktu. Belki de yasaktı. Hatırlamıyorum. Ama şimdi bakın. Ya bütün dünyada, evet, 1990 yılından beri duvarlar yıkıldı. Duvarlar yıkıldı yani. Rekabet, özgürlük, bunlar önemli anlayışlar. Ve işte Avrupa Birliği, şu birliği, bu birliği. Bugün Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin bütün sporcuları diğer ülkelerde rahatça oynayabiliyor. Yani bizde de bir şeyi ne kadar gererseniz, ne kadar kısıtlarsanız o kadar tepki görür. Yani şimdi futbolda serbest bıraktılar. Göreceğiz önümüzdeki seneden itibaren. Bu sene basketbol ilk 5'te 4 tane yabancı oynatıyor.
Ben yabancıya hiç karşı değilim. 6 tane de yabancı oynayabilir. Karşı değil. Ben kaliteli yabancıdan yanayım. Yani kriterleri koyacaksınız. Kriterleri koyarsanız, yaş kriteri olur, millilik kriteri olur, tecrübe kriteri olur, evet, her şey olur. Bu kriterleri koyarsanız, yabancı oyuncu, yerli oyuncu, ben yerli oyuncu olarak yabancıdan niye korkayım ya, ben ondan daha iyiysem kendimi ispat ederim, çıkarım, oynarım. Ya, esasında spor budur ya, spor evet, çalışmaktır, evet, rekabettir ya. Yabancı benden niye daha iyi olsun ya, ben çalışırım, geçerim onu. Plajda şimdi anlıyorum, yabancı bir antrenör getiriyorsunuz, işte Türk antrenörler öğrensin, hani birazcık vizyon katsın, eğitim görsün, belki eğitim görsün diye, katkısı alsın diye. Ancak liglerde veya milli takımımızda, mesela bayan milli takımımızda, erkek milli takımımızda antrenörleri yabancı. Türk antrenörler yetersiz mi sizce? Yok, kesinlikle. Yani ne olarak anlamalıyız? Kesinlikle bana yetersiz değil. Eğitimden sonra o antrenörler çoğalacak ben. Tabii ki. Şimdi bizim salon voleybolundaki antrenörlerimiz, yani bence Avrupa çapında, dünya çapında antrenörlerimiz var. Evet. Çok tecrübeli antrenör. Ve takımları da başarıdan başarıya koşturdular. Hı-hı. Yani şimdi bir Nedim Hoca'yı kim yatsıyabilir, değil mi? Yani bayanlarda Reşat Hoca'yı, Avrupa ikinciliği, rahmetli Deniz abiden sonra Reşat'ın, ondan sonra Adnan'ın altyapılarda, Adnan Kıstan'ın altyapılarda yaptığı başarılar, erkeklerde, bayanlarda üstadımız, duayenimiz rahmetli Nuriçin Yasin, Cengiz abinin, benim antrenörüm, yaptıkları, Mehmet Fuat Bey'in yaptıkları, yani çok antrenörümüz var. Tabii yani şimdi aklıma gelmeyen de veya adını zikretmediğim, ben Türk antrenörlerden yanayım, yerli antrenörlerden yanayım. Ama bazen geliyorsunuz, öyle bir duruma geliyorsunuz ki, evet, tıkanıp kalıyorsunuz. Milli takıma hangi hocayı getirelim, nasıl yapalım, nereden gideriz? Bakıyorsunuz, sizin inandığınız yerli bir hoca bir kulüp takımında çalışıyor. O kulüp takımını bırakıp gelemiyor. Kulüp takımıyla birlikte çalıştığı zaman milli takımda bazı problemler çıkmaya başlıyor. Yani milli takım hocası seçerken vallahi çok zorlanıyoruz. Ben bakın 3. dönem mi 4. dönem mi bizim en büyük sorunlarımızdan biri oturup ya biz Bolu Avant Otel'de 3 gün kamp yaptık, milli takımlara hangi hocayı koyacağız diye. Evet. O benim zamanımda. Yani zor bir iş. Zor bir iş. Bizim sormadan söylemek istediğiniz bir şeyler eklemek var mı? Eklemek istediğiniz, ilave etmek istediğiniz, buradan aktarmak istediğiniz bir şey var mı? Aktarmak istediğim, bir kere evvela teşekkür ediyorum, sağ olun. Sizin siteniz hayırlı uğurlu olsun. Çok sağ olun. Hayırlı olsun, uğurlu olsun. İnşallah çok güzel olacak. Ben siteye bakıyorum, hep görüntü var. Şeyden, Şampiyonlar Ligi'nden falan görüntüler var, çok hoşuma gitti. Onları YouTube'dan alıyoruz ama daha çok özellikle bizim yaptığımız programlar üzerinden sistemimiz kurulu. İnşallah. Sizin daha renkli yapacağız, programlar yapacağınıza inanıyorum. Yaz geliyor, bizim plaj voleybolunda geleceksiniz. Evet. Orada yapacaksınız programları, röportajları inşallah. Memnuniyetle. Ya eklemek istediğim, Türkiye'de gerçekten voleybol sever sayısı çok fazla. Bu işi seven insan çok fazla. Teknik anlamda da, yönetici olarak da. Evet. Oyuncu olarak da bunun karşılığında başarı olduğu zaman insan böyle bir rahatlıyor, bir keyif alıyor. Evet. Bir işten keyif almak lazım. Ben bu işi yapacaksam keyif alarak yapmam lazım. Ve sonunda başarıyı da görürsem o keyfimin semeresini alıyorum, ödülünü alıyorum. Ben hem oyunculara, hem antrenörlere, hem yöneticilere buradan federasyona inanmalarını, birlikte çalışmaya inanmalarını, voleybolun güzel bir spor olduğuna inanmalarını istiyorum. Çok kibar bir spor. Elit bir spor. Voleybolu yüceltmek için tüm paydaşların bir araya gelip el birliğiyle çalışması lazım. Gerçekten Türkiye voleybolda konuşulandan daha önemli yerlerde. Konuşulandan veya yazılandan, çizilenden, gösterilenden daha önemli bir yerde. Bunun da farkında olmamız lazım. Bir farkındalık yaratmamız lazım. El birliğiyle bunu bütün topluma, bütün kamuoyuna yansıtmamız lazım. Benim mesajım voleybol camiasına bu olacak buradan. Hepsine bugüne kadar yaptıkları çalışmalardan dolayı tüm paydaşlara ben teşekkür ediyorum. Biz de. Burada bazılarının ismini andım. Anamadıklarım için de bağışlamalarını rica ediyorum. Ama voleybolun geleceğinin çok parlak olduğuna inanıyorum. Herkese güveniyorum. Hepsine sonsuz teşekkürlerimi söylüyorum burada. Sağ olun Mehmet abi. Sağ olun. Değerli voleybol severler, bir blockout programında sonuna geldik. Elif Sever'le birlikte sunduk. Bu haftaki konumuz çok değerli. Mehmet Çakmak'tı, Türkiye Voleybol Federasyonu'nun artık plaj voleybolundan sorumlu üyesi ve eski demiyoruz, milli voleybol diyelim.
Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bizi de evlerinde ağırladılar. Görüşmek dileğiyle bir sonraki hafta. Hoşça kalın. Hoşça kalın.